çınlaması ile ilgili bize sorular geliyor. Kulak çınlaması da tabii ki aslında yaşamayan bilemez. Fakat insanın neresi acırsa canı da oradadır. Kulak çınlaması ile ilgili bize önerebileceğiniz bir şey var mı? Evet var. Kulak çınlamasını tetikleyen faktörler, birçok faktör var. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol vesaire vesaire. Ama en önemlisi yine biraz önce söylediğim gibi kimyasallar. Kimyasallar ne yapıyor? Vücudun bütün metabolizmasını bozuyor. Kimyasalları vücut atamıyor. Oraya buraya şöyle depoluyor. Bu da birçok hastalığı tetikliyor. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun üstünde tüysüz hücreler var. Halının üstündeki iplik gibi düşünün. Bu tüysüz hücreler dışarıdan gelen ses dalgasını örs çekiç üzengi vasıtasıyla salyangoza bildirir. Salyangozun içindeki bu tüysüz hücreler sinir demeti buradaki ses dalgasını beyne biletir. Beyin de bunu yorumlar. Saniyenin binde biri kadar bir sürede. O kadar hızlı çalışıyor bizim insan beyin. Hemen der ki bana şu cevabı ver. Fakat burada halının üstündeki iplik gibi o hard cell'in dediğimiz tüysüz hücreler beslenme anormallikleri, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol veya çok gürültülü bir ortamda çalışma veya askerler ve polislerin ateşli talimleri sırasında ne oluyor? Deforme oluyor. Eğiliyor, bükülüyor vesaire. Sesi iletemiyor. Bunu besleyen damarlar da, tüysüz hücreleri besleyen damarlar çapı 6 angstrom. Nanodan daha küçük. O kadar. Yani şu saçın binde biri kadar kalınlığı. O kadar hassas damarlar. Ne oluyor? Burada zafiyet olursa, beslenemezse tüysüz hücreler sağa sola eğilir, bükülürse akordu bozuk saz gibi cızırtı yapar veya kanun gibi ayarlamasan ne olur? Problem güzel gelir. Bir ses yerine, ahenkli bir ses yerine cızırtı gelir. Evet. Kulakta böyle cızırtıyor.